Günaydın. Netlenmedi ama. Günaydın. Aha, şu an yeni bir özelliğini keşfettim. Ne? Ne işe yarıyor? Neyse, bozmadan. Ben bir an şu sandım ama değilmiş. İkinci kez. Bu arada burada ise akşamdan ajanda doldurmanın verdiği bir dağınıklık var. Ama güzel bir dağınıklık. Ben seviyorum bu dağınıklığı. Tık 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 tık. Kimi arayacaktım? Demin izleyicimi aradım ve beni meşgul atıp lütfen bana mesaj atar mısınız yazdım. Şöyle ki bugün pazartesi ve ben normalde çarşamba sabahı İtalya'ya gidiyorum. Yani aslında teorik olarak gördüğünüz üzere henüz gidemiyorum. Çünkü elimde vizem ve pasaportum yok. İşlerimi son güne bırakmak konusunda rakip tanımıyorum kendime. Ama daha önce başvurma şansım olmadı. Çünkü Amerika'daydım ve Amerika'dan dönünce aslında hemen başvurduk. Vizecinin dediğine göre yetiştirmemiz gerekiyor. Yani yetiştiririz dedi. Ama cuma günü haber vereceğim demişti. En kötü ihtimalle pazartesi elimizde olur pasaportum dedi. Ama cuma günü aramadı. Bugün pazartesi. Öğleden sonra bir haber yok. Bilmiyorum gidebilecek miyim. Çekmek gerçekten çok garip bir duygu. Çünkü herkes ne dediğimi anlıyor ve bu oldukça farklı hissettiriyor. Ama şu an Ortaköy'e geldim. Hala bazı kargolarım yurdumdan dolayı buraya geliyor. Bu nedenle bir tane kargom gelmiş. Onu alacağım şimdi. Ondan sonra da nereye gideceğim? Gayrettepe tarafına gideceğim. Orada da bir tane toplantı demek her ne kadar bana henüz garip geliyor olsa da toplantım var. Merhaba. Sorun değil, ben zaten içinden çıkarıp alacağım muhtemelen. Youtuber'ın da iyi gidiyor galiba. Fena gitmiyor. Şuraya bineyim lan. Bu mu? Çok teşekkür ederim. İyi günler. Aa, içinden bir şey düşmek üzere kargomu aldım. Alo, ben arayacağım seni bir dakika. İyi mi? Merhaba. Merhaba. Biliyorum, vlogları bittiğinden beri depresyon. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Vize için soracaktım ama öyle mi? Öyle mi? Yani bugün gelir değil mi? Aynen öyle. Tamam, bekliyorum. Hoşça kalın. Selam. Hoş buldum. Nasılsın? Şimdi öpeceğim. Dakika. Ne yapıyorsunuz? Unicorn. Merhaba. Unicorn'luğunu görebilir miyiz? Gel gel. Birazdan gel. Işığa karşı duruyorsun. Gerçekten unicorn. Arkadaşım beni şuna tagledi. Sen diye. Ya benzedim. Bak, gerçekten. Aynası ölü gri. Evet. Evet. Sigortası başladı mı? Evet. Efendim? Sigortadan başlamak. Her gün buradasın. Ne bileyim, çay, kahve. İlk soru kolileri al bakalım. Kolileri alayım. Nice. Nasıl yardım? Kolileri. Oh, nice by you kolileri. Geçen geldim diyorum ki hep böyle şey, iMac'lerin olduğu bir ofis hayal etmiştim. Böyle çocukluğumdan beri izlediğim dizilerde falan. Çok çok. Ya. Bir şey ışık.
Ne yaptınız? Ne yaptınız çocuğum? Aynısı zaten. Beni kandırıyormuşsunuz. Ne zamandı? Şey olarak ya, Aralık ya da Ocak galiba. Gülsü Hanım, Gülsü Hanım. El sıkışıyoruz. Böyle hiç böyle bir film rumam olmadı. Çok üstte gitmeyeyim. Sevinir miyim? Videodayız. O zaman gitmeyeyim mi? Aramızda gidebiliriz. Cheers. Torbalar, ellerim kıpkırmızı, torbalar çok kötüydü, çok ağırdı. Oh, gün bitti galiba. Neredeyse. Ay. Hop, galiba bir şey kırdım. Hayır, kırmadım. Karpuzu resmen bir babaya dansıyla kestim. Bir şey göstermek istiyorum. Demin tabak düşüyordu. Ve nasıl tuttuğuma bakar mısınız? Ya şuradan kayan tabağı dizlerimi dolapta yakaladım. Gerçekten. Gerçekten kendimi kutlamak istiyorum. Selam. Öncelikle şu ana kadar izlediğiniz bütün bölümleri şu an montajlıyorum. Ve fark ettim ki vlog bayağı dolu dolu olmuş. Bu nedenle dedim ki hani hiç yarına taşımayayım. Normalde aklımda şey vardı. Bir bugünü bir de yarını vloglayıp ikisini birleştirmek. Ama madem bu kadar dolu dolu zaten hani içime sinen bir vlog oldu. Bu nedenle hiç yarına bulaştırmayayım ve bugünden bitireyim dedim. Bu arada fark ettiyseniz hala eski bilgisayarımda montaj yapıyorum. Çünkü hala yeni bilgisayarda montaj programı yok. Olsun. İnanacağım yalnız. İnanıyorum, inanamıyorum gördüğünüz üzere. İnanıyorum ki o günler de gelecek. Bugünü biraz özetlemek gerekirse, bugün benim için gerçekten çok verimli bir gün oldu bence. Yani çok fazla işimi hallettim ve bu bayağı tatminkar bir durum. Tatminkar bir durum. Ay geçen videoda ne kadar çok her ne kadar mı demişim? O tarz bir cümle kullanıp durmuşum ve hani hiç de kullanmam bu arada. Hani vardır ya böyle insanların alışkanlıkları işte bir kelimeye takılırlar falan. Ben de her ne kadar kesinlikle o kelime değil. Onun dışında vize yani bir yandan mutluyum. Vizeyi aldım. Ama bir yandan da şöyle bir sıkıntı var. Bu 4. Schengen'im olmasına rağmen yine çok kısa süreli, hatta yani daha net olmak gerekirse 1 haftalık Schengen verdiler. Bu çok garip gerçekten. Çünkü şu ana kadar aldığım bütün Schengenler çok kısa. İlki küfreder gibi 3 gündü ve seyahatimiz zaten 3 gündü. Hani uçak böyle röter falan yapsa kaçak sayılacağım Fransa'da o zaman. Yani gerçekten neden böyle bilmiyorum. İkincisi 5 gündü, üçüncüsü 10 gündü. Dedim ki iyiye gidiyorum hani artıyor. Ve al sana 4.sü 7 gün. Ve şu ana kadarki 3'ü hani daha da komik olan şey 3 gün veriyor ve multi veriyor. Multi vize bilmeyenler için yani o 3 gün boyunca istediğiniz kadar giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ve yani 3 gün boyunca en fazla ne kadar gidip gelebilirim Avrupa ülkesine bilmiyorum. 5 günlük olan da multiydi, 10 günlük olan da multiydi. 7 günlük bu sefer tek giriş hakkı tanıyor. Yani girebilirim, 7 gün kalabilirim ve dönebilirim. Ama zaten 2 gün gideceğim için o şekilde hakkımı kullanmış ve yakmış olacağım vizeyi. Neden? Ya yani sorun nerede bilmiyorum. Hani neden o şekilde oluyor gerçekten bilmiyorum. Yarın vizecim konsoloslukla konuşacak. Çünkü birincisi her seferinde uğraş demek. İkincisi stres demek. Yetişecek, yetişmeyecek telaşı demek. Üçüncüsü ciddi anlamda bir para demek her seferinde vize. Ve bu can sıkıcı bir durum. Çünkü bütün arkadaşlarım ikinci, üçüncü vizelerinden itibaren böyle işte 3 ay, 6 ay, 1 yıl alan oldu vizeyi. Bilmiyorum. Beğenmiyorlar mı beni? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama biraz can sıkıcı bir durum. Onun dışında
bu parçayı da vloga ekledikten sonra muhtemelen yarın ya da... Aa, bu arada son olarak bahsetmek istediğim şey, video günü belirlemeye karar verdim. Ya aslında bunu söylemeye biraz korkuyorum çünkü olur da paylaşamazsam, yani bilmiyorum, bir şey olur da hani video çekememiş olursam çok ciddi bir vicdan azabı çekeceğim. Ama öbür yandan bakın, söz vermemekle beraber aklımdakini yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Perşembe pazar diye düşünüyorum. Planlarıma göre perşembe pazar diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani umarım yapabilirim. Yapabilirim diye düşünüyorum. Niye yapamayayım? Evet, bayağı konuştum. 4 dakika oldu. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.